Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar 1-7 Şubat haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Şubat ayına geçiş yapıyoruz. Evet, birçok gezegen kova burcunda. Güneşle beraber Satürn, Jüpiter, gezegeniniz Merkür kova burcunda ve bu hafta itibariyle 1 Şubat'ta Venüs de kova burcuna geçişini yapacak. Gezegeniniz Merkür kova burcunda geriliyor ve 20 Şubat'a kadar gerilemesi sürecek. E, bu kadar gezegenin e, Kova burcundaki birikimi tabii ki haritalarımızda da özellikle Kova burcunun bulunduğu ev alanlarını yaşam alanlarını daha görünür hale getiriyor. Buralardaki hareketlilikler artıyor. Kova sizin gibi hava elementidir. E, dolayısıyla bütün gezegenler aslında size güzel bir açıda şu anda seyrediyorlar. Bu da hayatınıza olumlu tesirler getirebilir. Venüs'ten ve Jüpiter'den özellikle aldığınız tesirler moralinizi daha yükseltebilir, motivasyonunuzu arttırabilir. Evet, Merkür gerilemesi günlük hayatınızı biraz yavaşlatıyor, biraz belki e, enerjinizi düşürüyor. Ama Kova burcunda yaptığı için bu gerilemeyi yine güzel bir açıda, yani bazı fırsatları da getirebilir. Bunu unutmayın. E, özellikle eğitim alanı, akademik konular, Buralarda yarım kalmış konularda ilgilenebilir, tamamlayabilirsiniz, eksik projelerinizi yazabilirsiniz, kontrollerinizi yapabilirsiniz, ee, hazırlıklar yapabilirsiniz önümüzdeki süreç için, 20 Şubat sonrası için örneğin seyahat planlarınızı tekrar gözden geçirebilirsiniz, uluslararası alanlarda. Bazı işleriniz varsa, yurtdışı konuları, bunları toparlamak ve düzenlemek için iyi bir fırsat. Uzun süredir görüşmediğiniz birçok kişiyle temaslarınız bu dönemde artabilir. Eski arkadaşlar, es uz uzaklarda yaşayan akrabalar, okul arkadaşları, iş arkadaşları. Ee, bir süredir fırsat bulamadığınız ilişkilerinizi tekrar bir ele alma, gözden geçirme fırsatları olabilir, haberleşebilirsiniz. Bazı eski anılar, nostaljik tesirler de yaratabilir. Ee, bir süredir ilgilenemediğiniz hobilerinizle ilgilenebilirsiniz örneğin. Haftanın ilk üç günü ay terazi burcundan geçecek. Ee, bu geçiş de size iyi bir tesir verecek. Ee, sosyal imkanlarınızı arttırıyor. Ee, duygusal hayatınızda özellikle aşk hayatınız, romantik konular ya da çocuklarla olan ilişkileriniz, arkadaşlarla olan bağlantılarınızda ay teraziden geçerken sizi destekleyecektir. Maddi manevi bazı güzel fırsatlar ve şanslarla da karşılaşabilirsiniz hafta başında özellikle. Perşembe günü ise ay akrep burcuna geçecek ve artık son dördün fazında olacak. Özellikle perşembe öğleden sonra ve akşam saatlerinde ayın güneşle yapacağı kare açı ve boğa burcundaki Mars'la yapacağı karşıt açı e, oldukça gergin ve stresli enerjiler oluşturabilir. Buna biraz dikkat edelim. Genel sağlığınız da biraz kırılgan olabilir. Soğuk algınlıklarına dikkat edelim. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmaya çalışalım. İş hayatımızla da ilgili özellikle bir süredir belki birkaç haftadır üzerinde çalıştığımız bazı konular ya da hizmet aldığımız kişiler beraber çalıştığımız kişiler olabilir e, ee, buralarda bazı yol ayrımları ya da bazı önemli kararlar verilmesi mümkün. Ani streslere dikkat edelim. Gereksiz huzursuzlukları lütfen kontrol etmeye çalışalım. Ufak tefek de olsa böyle kazalar, sakarlıklar da tetiklenebilir. Ee, daha dikkatli olmakta fayda var. Hafta sonu ay yay burcunda iyimser enerjimizi arttıracak. Daha yine sosyalleşmemiz, ilişki odaklı olmamız mümkün görünüyor. Yakın ilişkilerimiz özellikle daha belirleyici partnerinizle ilgili paylaşımlar artabilir ve evliyseniz eşinizle ilgili konular ya da birlikte yapacağınız faaliyetler, geleceğe dönük bazı planlar, programlar hafta sonunu özellikle destekleyebilir. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.